Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın sırasında bir kedi bir evin bahçesinde kalmıştı. O kediyi yoğun dumanın arasından iki gazeteci kurtardı. Gel. Gel 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 bebeğim gel. Gel. Gel yanıma gel. Koş kedi kedi orada orada orada. Yanıyor bağırıyor. Bırak, bırakma. Al. Al şunu al. Yoğun dumanda mahsur kaldı. Çaresizce sahibini aradı. Yardımına iki gazeteci yetişti. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın sırasında alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle evlere yaklaşmıştı. Alev ve dumandan tedirgin olan vatandaşlar bölgeden hızla uzaklaştı. O sırada bölgede görev yapan bir gazeteci evin bahçesinde bir kedinin kaldığını fark etti. Kedi yoğun dumanın içinde ne yapacağını şaşırmıştı. Gazeteci kendisinden biraz uzakta olan meslektaşından kediyi kurtarmak için yardım istedi. Gel 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 ver şu makineyi bana ver. Tabii koş kedi var. Kedi orada orada orada. Yanıyor bağırıyor. Bırak, bırakma. Al. Gazeteciler kediyi alıp bölgeden uzaklaştı. Al 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 gitmesin. Ali yakala. Gel. Ali yakala. Ali git yakala. Gel. Yakala yakala. Yakala bırakma onu. Gel abi. Koy arabanın içine. Tekrar duman ve alevlere yaklaşmaması için de kediyi otomobile koydular. Ardından onu güvenli ellere teslim etmek için harekete geçtiler. Biz Ören'de bir yangını görüntülüyorduk. Yangın sırasında bir kedinin evde mahsur kaldığını gördük bahçesinde. Hayvanı kurtardık ama kime teslim etmemiz gerekiyor acaba? Gazeteciler tarafından yangından kurtarılan kedi daha sonra Bodrum Belediyesi ekiplerine teslim edildi.